Herkese merhaba arkadaşlar. Seçim ilk turda bitmedi. İkinci tura kaldı. Şu anda seçime bir hafta var. Ve bir hafta kala kanalın normal programında ilerleyecek bir akıl sağlığım olmadığı için, kendime bir şeyler yapmak zorunda hissettiğim için kanalımı bu süreçte daha yararlı, daha güzel bir şey için kullanmanın beni hem vicdani bir sorumluluk olarak hem de genel olarak sizin için de daha iyi olacağını düşündüğüm bir şey için cümleler karıştı. Öyle güzel kullanmak istedim yani. Faydalı bir şey yapmak istedim. Bu yüzden size müşahitlikle ilgili en sık sorulan soruları derledim. Yani en çok merak edilen şeyleri derledim. 3'e ayırdım bu bilgileri ben. Birincisi müşahitin yani sandık gönüllüsünün genel olarak görevleri nelerdir? Kimdir sandık görevlisi? Ne iş yapar? Oradaki atmosfer nasıldır? Usulsüz bir durum olduğunda ne yaparlar falan. Bu tarz şeyleri konuşacağız. İkinci kısım bir müşahitin sandık gönüllüsünün çantasında olması gerekenleri konuşacağız. Üçüncü kısımda da müşahit olamadıysanız yapabileceğiniz diğer yararlı şeylerden bahsetmek istedim. Öncelikle ben daha önce hiç sandık gönüllüsü olmadım. Hatta sandık görevlisi olmak, sandık gönüllüsü olmak bu tarz şeyleri hiç bilmiyordum yani. Bir de daha önceden seçimler evet yine gerilim yüksekti. 2015 seçimlerinden beri Türkiye'de seçimlerin birazcık maalesef gerilimi yüksek oluyor. Ama önceden sosyal medyada bu kadar bazı şeyler yaygın değildi. Öyle bir bilinç tam oluşmamıştı. Belki ailesi daha politize olanlar, bu işleri daha iyi bilenler, memur olanlar falan böyle işleri daha iyi bilebilirler ama hani normal vatandaşın veya gençlerin bence bu konuda hiçbir bilgisi yoktu. Zaten bahsettiğim 2015 yılında şu anki oy kullanacak gençlerin birçoğu da oy kullanamıyordu. Yaşları küçüktü. Böyle şeylerle belki ilgilenmiyorlardı bile. O yüzden şu anda böyle çok bir bilinç oluştu. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ilk turda zaten sandık gönüllüsü çağrısı yaptık. Ama yine de ikinci turdaki gibi bir katılım olmamıştı. Şu anda rekor müşahit başvurusu varmış. Oy ve Ötesi sanırım başvuruya gerek kalmamış. 220.000 başvuru yapılmış. Başvuruları kapattı. Türkiye Gönüllülerinden başvurabiliyorsunuz. Oy ve Ötesi'nden de ıslak imzalı tutanak var ya, onun fotoğrafını çekmek için başvuru alıyorlardı ben en son siteye girdiğimde. Ben yine de ikisinin de kayıt linkini aşağıya bırakacağım. Türkiye Gönüllüleri dediğim gibi şu anda hala aktif. İsterseniz size müşahit kimdir, ne yapar bunları anlatarak başlayayım. Bu arada bu süreçte yani ben bu konuları araştırırken ben de daha önce olmadığım için çok derin bir araştırma yapmam gerekti. O yüzden Twitter'da da sordum, YouTube'da da araştırdım. Müşahit olmuş arkadaşlara da sordum. Onların söylediği her şeyi tek tek not aldım buraya. Hepsini söyleyeceğim size, merak etmeyin. Bu arada Al Karısı adlı arkadaşımın yani Burcu'nun 2 tane bu konuda çok güzel videosu var. Onlardan da çok yararlandım. Hatta bazı bilgiler direkt oradan alınma. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da aşağıya linkini bırakacağım. Hatta TikTok'unda da kısa kısa bu konuyla ilgili içerikler var. Ona da buradan teşekkür etmiş olayım. Evet. Şimdi arkadaşlar müşahit denen kişi şahit olan anlamına geliyor zaten müşahit. Bir tane sandık kurulumuz var. Sandık başkanı var. Sandık kurulunda partilerden ayrı ayrı görevliler oluyor. Sandık görevlileri. Bu kişiler bu işi ücretli olarak yapıyorlar. Genelde işte öğretmenlerden, memurlardan falan seçiliyor. Ama sandık gönüllüsü dediğimiz kişi adı üstünde gönüllü olduğu için kendisi başvuruyor, kendisi gönüllü oluyor. O yüzden sizin oraya gitmeniz zorunlu değil. Başvurduktan sonra bile gitmeniz zorunlu değil. Ama yani lütfen rica ediyorum, eğer başvuru yaptıysanız bu sorumluluğun bilincinde olun. Son gün gitmemezlik etmeyin. Eğer gerçekten gidemeyecekseniz, çok önemli ve çok kötü bir durum varsa mesela birkaç gün öncesinden haber verin, sizin yerinize başka birini koysunlar. Çünkü tek sandık müşahidi olan yerde ve özellikle genç biriyse o kişi ve özellikle de kadınsa maalesef böyle eğer kötü bir yere düştüyse, gerçekten cahil ve ne bileyim taraflı insanların olduğu bir yere düştüyse onun için çok yalnızlaştırıcı, psikolojik olarak çok yorucu ve de hiçbir şey yapamadığı, gerçekten bütün gün yorulduğu ve psikolojik olarak yıprandığı bir süreç oluyor. O yüzden lütfen eğer başvurduysanız sorumluluğunuzun farkında olun arkadaşlar. Hani uyanamadım, geç kaldım falan filan, lütfen böyle şeyler yapmayın. Ülkenin ya oylarımız ellerinizde, bunu düşünerek. Biliyorum uyuyamayacaksınız, çok heyecanlanacaksınız falan filan ama bir şekilde halletmeye çalışın uykunuzu ve güzel bir şekilde uyanıp 6.30 gibi falan sanırım okulda olunuyor. Okulda olmaya çalışın. Zaten benim burada vereceğim bilgiler size resmi bilgiler olmayacak. Yani mutlaka bilmeniz gereken bilgiler olmayacak. Ben kenarda köşedeki ayrıntı bilgileri vereceğim size. Yapmanız gereken asıl bilgiler, yani atıyorum gideceksiniz, kart alacaksın. Sonra sabah avukatınla tanışacaksın. Okula erkenden gideceksin. Islak imzalı tutanağı önceden isteyeceksin. Islak imzalı tutanağı istemek için işte sandık başkanıyla konuşacaksın falan. Bunun gibi şeyler zaten Oy ve Ötesi'nin el kitabında yazıyor. Onun linkini de aşağı koyacağım. O el kitabında zaten sizinle iletişime geçecekler, WhatsApp grupları kurulacak falan, size her şey anlatılacak. Eğitim seti var Oy ve Ötesi'nin. Onun da linkini atacağım. Orada bilmeniz gereken her şey var zaten. Oradaki bilgileri okuyacaksınız. Bir hafta öncesinden okuyup hatmetmeniz gerekiyor yani tabiri caizse. Çünkü son günden okuyup görevlerinizi son günden anlamaya çalışmak maalesef çok kötü ve sorumsuz bir strateji. Bence bu videoyu izliyorsanız ve sandık müşahidi olduysanız, başvurduysanız şimdi Şimdiden o eğitim setine, el kitabına ve 135. genelgeye göz atın. Bunu cebimize koyduk. Sandık başkanı ve sandık görevlileri orada insanların oy kullanmasına fiziksel olarak yardımcı olan insanlar. Siz de gönüllü olarak bu süreci izleyen, gözlemleyen, bu sürece şahit olan ve herhangi bir usulsüzlük olduğu zaman bunu uyarabilen. Yani siz sandık görevlilerini nazik ama net bir dille uyarabilirsiniz. Hani işte şu kişinin telefonunu almadınız, şuna dikkat etmediniz. Bu tarz uyarıları siz yapabiliyorsunuz ama sandık kuruluşunun işleyişine hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Yani siz ne orada oy kullanan kişilere fiziksel olarak müdahale edebiliyorsunuz. Mesela telefonunu siz alamazsınız. Siz sandık kuruluna söylersiniz. Onlar telefonu isteyebilirler. Siz de telefonunuzu lütfen şey yapabilir misiniz falan diye rica edebilirsiniz. Ama sizin direkt olarak müdahale etme hakkınız yok. Siz müşahitsiniz sadece ve eğer usulsüz bir durum varsa da şikayet edebilir veya bunu direkt tutanak olarak tutabilirsiniz. Yasal olarak böyle bir hakkınız var. Şimdi bütün gün sabahtan akşama kadar orada olacaksınız ve sayım 5'te bitiyor. 5'te evimize gidiyoruz. Oh yatıyoruz, seriliyoruz ve televizyondan, ekrandan her şeyi izliyoruz diye bir şey yok. Yani o sandıkta çok uyuz birileri olabilir ve 500 kere bile saydırabilirler yani. Bunun hani en kötü ihtimali hazırlıklı olarak gitmeniz gerekiyor. Bu yüzden çok rahat kıyafetlerle gitmeniz gerekiyor. Çok rahat bir ayakkabıyla gitmeniz gerekiyor. Üşümeyeceğiniz, hani hava şartlarına çok uygun olan ama aynı zamanda çok terlemeyeceğinizde konforu çok yerinde bir kıyafetle gitmeniz gerekiyor kısacası. Ayrıca dikkatli de olmanız gerekiyor. Özellikle sayım aşamasına doğru çok monotonlaşıyor ya bir süre sonra. Hani geliyorlar, oylarını kullanıyorlar, gidiyorlar falan. Ve siz sabahtan akşama kadar mola denen bir şey de yok. Akşama kadar orada durup hani tuvalet molası bile çok nadiren kalkmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca kalkmamanız gerekiyor. Orada durup o sayımı yani o oy kullanım aşamasını seyretmek zorundasınız. Bu yüzden akşam 5 olunca sayım aşamasına gelince dikkatleriniz çok dağılabilir. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Neye ihtiyacınız olduğunu çantayı hazırlarken söyleyeceğim şimdi. Sadece bunlar genel bilgiler. Şimdi ben bütün bunları anlatıyorum diye böyle çok zor bir şeyler anlatıyorum gibi gelmesin size. Çünkü bu ikinci turda 2 tane aday olduğu için sayım çok daha kolay olacak. Yani koskocaman pusulayı açıp da oradan hangi işte partiye oy verilmiş de hangi 4 adaydan biri falan değil. Sadece 2 tane aday var. O yüzden çok daha işiniz kolay olacak. Ama dediğim gibi çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada her parti gönüllü avukat yolluyor. Ama bazen binalara avukat yetişmeyebiliyor. Yani çok avukatsız kalabiliyorlar bazı okullar. O yüzden aranızda izleyen veya dinleyen avukat arkadaşlar varsa lütfen istediğiniz partiden gidip gönüllü avukat olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Veya bilmiyorum Oy ve Ötesi ve Türkiye Gönüllülerinde süreç nasıl işliyor ama avukat olmak için de gidip başvurabilirsiniz. Avukata çok ihtiyaç varmış. Çünkü biliyorsunuz yani böyle insanları zayıf görünce, tek görünce, kalabalık görmeyince bir de karşımızdaki yapı gerçekten çok örgütlü, çok kalabalık, çok uzun süredir bu konulara hakim olan 4,5-5 gibi o sınıflara doluşmaya başlayan, böyle WhatsApp'tan birbirleriyle organize biçimde iletişim kuran çok şeyli bir yapı olduğu için böyle. O yapıya karşı bazen karşı taraf zayıf kalabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar eğer avukatsanız lütfen ama lütfen başvurabilirsiniz ve sizin bina sorumlunuzla ve avukatınızla iletişim halinde olmanız gerekiyor. Yani sabah ilk işiniz atıyorum avukatınızın, binanızın avukatının telefon numarasını almak olsun. Sandıkta herhangi bir sorun olduğunda diyelim çok yaşlı birine oy kullandırmak için kabine girmeye çalışıyor. Ama atıyorum kendi istediği partiye bastırmaya çalışıyor falan. Bu tarz zaten yaşlı ve engellilerin oy kullanımı sırasında çok şey oluyormuş, şaibeli durumlar, hani çok şeye göz yumuluyormuş falan. Karışık durumlarda, karmaşık durumlarda veya diyelim hoşunuza gitmeyen usulsüz bir olay oldu ama işin içinden çıkamadınız veya dilekçe, tutanak hazırlamanız gerekiyor. Bu konularda Oy ve Ötesi'nin bir sürü örnek dilekçesi var, çıktıları var. Onları da aşağı koyacağım. Ama bunun dışında tabii ki avukatla koordineli olursanız çok daha hızlı ve çok daha sorunsuz, güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Bir de zaten avukatlar bir şey söyleyince mesela çıkıp hey ne oluyor burada yasa hükmü gereğince meşru, müdafaa-i hattı hümayun falan gibi cümleler kurunca karşı taraf ha bu biliyor. Çünkü bizim milletimizde öyle bir şey var ya, birisi bilmediğini düşünüp veya zayıf görüp böyle bağırıp çağırırlar. Ama sen işte öyle terimlerle falan üstüne gittiğin zaman ben avukatım kardeşim şöyle böyle falan dediğin zaman böyle bir pısıyorlar ve kabul ediyorlar. Böyle bir şey varmış gerçekten. O yüzden dediğim gibi avukat arkadaşlar bu konuda size çok görev düşüyor. Bu söyleyeceğim şeyi Ceren Sungur önerdi. Az önce Twitter'da önerdi. Ben de hoşuma gitti, size de önermek istedim. Gönüllü arkadaşlar eğer çok heyecan yapıyorsanız o gün papatya çayı, melisa çayı çok da uyutacak şeyler değil ama bir gün öncesinden mesela atıyorum o gece melisa çayı, papatya çayı veya pasiflora var ya ondan falan o tarz şeyler içebilirsiniz ama böyle hiç daha önce denemediğiniz bir şeyi karıştırmayın. Sadece sizi sakinleştirecek, gevşemenize, güzelce uyumanıza, uykunuzu almış bir şekilde gitmenize yardımcı olacak rahatlatıcı şeyler eczanenize danışabilirsiniz. arkadaşlar siz oraya müşahit olmaya gidiyorsunuz ama bu herkese car car bağırmanız ve negatif bir ortam oluşturmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece kötü bir şey görürseniz bunu net bir dille. Yani biliyorum arkadaşlar aranızda böyle 18-19 yaşında olup da gitmek isteyenler var. O yüzden bu uyarıyı da onlara özel yapmak istiyorum. Sizi küçük görüp işte bu ne bok bilecek falan diye düşünüyor olabilirler. O yüzden kararlı, net, böyle gerçekten hani karşınızdakini ikna edebilecek, karşı çıkabilecek ve gerçekten üstünlük kurabilecek bir sosyal durumunuz ve psikolojik olarak insanların yıpratmasına karşı çok rahat bir şekilde kendinizi savunabilecek durumdaysanız sizin için daha uygun bir görev. Ama daha sessiz olan arkadaşlar, çekingen, içe dönük arkadaşlar için bu bir challenge olabilir maalesef. O yüzden lütfen bağırıp çağırıp insanları huzursuz etmek de değil ama aynı şekilde çok pısmak da değil. Sadece bilin, her şeyi bilin. Zaten size çıkarttıracaklar 135. genelgeyi. 135. genelgeyi başından sonuna kadar okuyup yani hatta ezberleyin yani. Ondan sonra o Oy ve Ötesi'nin o el kitapçığı her zaman yanınızda olsun. Çıktısı yanınızda olsun. 135. genelgenin çıktısı yanınızda olsun. Bunları zaten isteyecekler sizden iletişim kurduğunuz kişiler. Yani yanınızda olması sizin açınızdan çok daha iyi olacak. Biri bir şey dediğinde böyle direkt yasayı göstereceksin. Veya işte kafanı karıştıran bir şey olduğunda hemen bakacaksın oradan. Ve böylece geri adım atmayacaksın. Böyle gayet sağlam duracaksın. Ne kadar bilgili olursan, ne kadar çok şey bilirsen karşı taraf o kadar yani karşı tarafa o kadar sözünü geçirebilirsin. Sabırlı olmanız gerekiyor. Çok böyle değişik insanlar gelecek. Ya bir sürü mesela o mahalledeki çeşit insanı göreceksiniz. Ya böyle kimi gayet normal insanlar olacak. Kimisi de sorun çıkarmaya meyilli uyuz insanlar olacak yani. Böyle sabırlı bir şekilde günün geçmesini ve akşam sayıma doğru gitmeyi bekleyin yani. Sigara içen arkadaşlar mümkünse o gün içmeyin. Yani 2 saniye bile gözünüzü ayırmamanız gerekiyor. Yani normali bu aslında. Tuvalete bile dönüşümle giden arkadaşlar okumuştum. Sigara illa içecekseniz bir kere falan içebilirsiniz hızlı bir şekilde. Ben sigara tiryakisi olmadığım için bilmiyorum hani ne kadar dayanabilirsiniz. Herkesin kendine bağlı tabii ki de. Ya nikotin sakızları, nikotin bantları bir şekilde o günü idare edebilecek bir şey bulabilirsiniz bence. Arkadaşlar oraya pikniğe gitmiyorsunuz. Oraya insanlarla samimi olmaya, dostluk kurmaya, arkadaşlık kurmaya, kanka olmaya gitmiyorsunuz kimseyle. Aynı şekilde oraya düşman edinmeye de gitmiyorsunuz. Herkese nötr bir şekilde kendini ağırlığınızı koyacak şekilde selamınızı verip gayet normal nötr bir şekilde muhabbetinizi kurup o şekilde resmi olarak ilerleyin. Yani ne kimseyle böyle çok enseye şaplak göte parmak ne de böyle çok hayır işte böyle yasa böyle olduğu için böyle olacak falan diye böyle agresif orada negatif ya bütün gün boyunca o sınıfın içinde negatif bir enerjiyle tıkılı kalmayın yani. Resmi bir şekilde takılın. Erkek ihtiyacı. Ben bunu Twitter'da fitnessçılar müşahit olsun diye duyurmaya çalıştım. Ya tabii ki aslında benim amacım orada bütün fitness'taki gym brolar gelsin ve işte müşahit olsunlar ve karşı tarafı dövsünler. Bu değil amacım. Çünkü çok eleştirildi. İşte hani feminizmdi, erkeklere muhtaç değildiniz, muhtaç kaldınız yine falan. Böyle bir şey değil. Ya bizim bir muhtaç kalma durumumuz yok yani. Sadece şöyle bir şey var. Karşı taraf sen kadın olduğun için seni dinlemeyebiliyor. Yani karşındaki insan o kadar cahil ve aptal olabiliyor ki bazen. Seni sırf kadın olduğun için küçük görüyor veya işte atıyorum yaşın genç olduğu için küçük görüyor ve seni ezmeye çalışabiliyor. Yani bu zihniyete karşı tamam büyük şehirlerde bir nebze şey yapabilirsin bunu kontrol altına alabilirsin. Ya da avukat vardır, bir sürü müşahit vardır, birbirinize destek çıkarsınız. Ama küçük şehirlerde kendi yalnız başına bir avukat kadınsan veya yalnız başına bir müşahitsen, sandık müşahidiysen, gönüllüysen böyle daha çok sana dişlerini geçirebilirsin bileceklerini zannediyorlar. Yani sen öyle düşünmesen bile karşı taraf senin hakkında öyle düşünüyor. Ve karşı tarafın beynini alıp içini deşip düşüncelerini değiştiremeyeceğine göre karşı tarafa bu şekilde böyle bir şey önerdik. Bir de zaten şöyle de bir durum var. Sandık gönüllülerinin birçoğu kadın. Yani genelde kadınlar başvuruyor. Çünkü neden? Çünkü bu seçim bizim için daha çok kadar belirleyici bir seçim olacak. Yani bizim hayatımızı daha doğrudan etkileyecek. Tamam erkeklerin de hayatı etkilenecek. Hepimiz için bir felaket olacak belki. Ama eğer bu seçim kötü giderse biz kadınlar olarak bir de meclise giren kişileri falan göz önünde bulundurduğumuzda bizim hayatımız daha somut bir şekilde etkilenecek bu durumda. Yani ülkedeki işte bu sosyoloji, toplumsal durumlar, insanların kadınlara bakış açısı, kadın hakları meseleleri falan. Bütün bunlar biz daha çok böyle topun ucundayız anlatabiliyor muyum? O yüzden biz daha elimizi taşın altına koyuyoruz bu noktada. Erkekler biraz daha televizyondan seyredebiliyorlar. Kimseyi zorla da gönüllü falan yapacak savunacak halim yok. Sadece ben şöyle diyorum. Karşı taraf böyle düşünüyor arkadaşlar. Karşı taraf kadın avukat gördü mü, kadın müşahit gördü mü, ben bunu nasıl olsa yerim diyor. O yüzden erkeklere sesleniyorum. Beni izleyen çok az erkek vardır ama arkadaşlar gerçekten lazımsınız yani. Gidin müşahit olun. Olamıyorsanız lütfen müşahit olamazsanız ne yapabilirsiniz? Ne gibi destek sağlayabilirsiniz? O kısmı bekleyin videonun, tamam mı? Lütfen. Mesela araba, lojistik destek sağlayabilirsiniz. O kadar çok yapabileceğiniz şey var ki bir erkek olarak orada. Yani sadece gözükmeniz bile, sayım sırasında gözükmeniz bile bazen çok avantaj sağlayabiliyor. Bunun bilincinde olun. Erkekler için böyle bir şey söylemiş olayım. Ve geçiyorum. Telefonla kimseyi sokturmama meselesi çok önemli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz telefonla girip bazı kişiler ailelerine bu kişiye oy verdim diye ispatlamak zorundalar. Ve siz o telefonu oraya sokmadığınızda o çocuk istediği kişi için oy kullanabiliyor. Böyle kişiler var. Bir tek mesela genç insanlar da değil bunlar. Belki adam hani karısına öyle bir baskı uyguluyor. Veya işte ailesindeki kadın bireyleri öyle bir baskı uyguluyor. Bilemeyiz yani. O yüzden sizin yapacağınız şey özellikle o kadınların oylarını kurtarabilmek için, onların vatandaşlık haklarını düzgün, özgürce kullanabilmelerini sağlamak için herkesten telefon almanız gerekiyor. Bu o kadar önemli ki. Herkesin telefonunu almanız gerekiyor ki kimseye haksızlık olmasın. Yani ben gittiğimde mesela oy kullanmaya böyle bayağı geniş geniş oturuyorlardı. Yani zaten bitmiş. Ya ben çok geç gittim çünkü oy kullanmaya. Zaten bitti modundaydı hepsi. Böyle sandalyelerini biraz böyle geriye yaslanmışlar öyle. Hani herkes kullanıyor oyunu gidiyor. Ve ben gayet telefonla girdim yani. Ve bence böyle bir şey olmaması gerekiyor. Tamam, ne kadar seküler bir mahallede yaşıyorsan yaşa. Ne kadar süper bir yer olursa olsun. Hiç bilemezsiniz orada kim aile bireylerine baskı uyguluyor. Kim böyle bir şey yapıyor. O yüzden bu noktada size çok büyük sorumluluk düşüyor. Lütfen o telefonları alın. Almıyorlarsa da avukatı çağırın, tutanak tutun. Bu çok önemli. Mesela Burcu Al Karısı şey demişti. Öyle telefonunu vereceksin lan falan gibi değil de telefonunuzu alayım gibi bir üslupla direkt böyle çıkarıp vermelerini sağlayacak kibar ama net bir dille uyarıda bulunabilirsiniz demişti. Ben de onu size aktarmış olayım. Şimdi aşağıya koyacağım Oy ve Ötesi videosu var bir tane 1,5 saatlik. Orada her şey çok güzel bir şekilde anlatılıyor. O videoyu da koyacağım aşağı. Mesela atıyorum bugün bir iş yaparken dinleyin güzelce. Zaten her şeyi güzelce açıklıyorlar orada. Önceden okulunuza gitmenizi, konumu bulup haritalardan bakmanızı ya da gidemiyorsanız. Ama yine de gitmenizi tavsiye ediyorum bir gün önceden. Zaten eğer çok uzak bir yere gitmek istemiyorsanız kendi çevrenizde olacaktır. Şöyle bir durum da var arkadaşlar bu arada. Hani uzağa da gidebilirsiniz. Diyelim sen Kadıköy'de oturuyorsun ama Bağcılar'da bir okulun sayımını izlemek istiyorsun. Kadıköy'de oyunu kullan. 4,5-5 gibi git oradan mesela. Bizim Twitter avantajımız var. Biz genelde Twitter'dan şey yapıyoruz, iletişim kuruyoruz. Twitter'da genelde yani çok yalan yanlış bilgiler de dönüyor. O yüzden teyit etmediğim bilgileri çok paylaşmamaya çalışıyorum. Bir tane yenildim. O da çok heyecan ve coşku yaptığım için paylaştım. Bu Hüda Par'ın vekillerinden 2 vekil düştü haberi vardı ya, işte oylar yeniden sayılıyor. 2 tanesi düştü. Onu çok heyecanlanarak paylaştım teyit etmeden. Teyit etmeden paylaştım ve yanlış çıkan bilgi buydu. Bunun dışında hiç öyle galeyana gelip saçma salak şeyler paylaşmamamız gerekiyor. Yani size de olsun ama en çok bana olsun bu eleştiri çünkü. Evet gerçekten o noktada öyle öz eleştiri yapmam gerekiyor. Benim takip eden kitleyi doğru ve teyitli haberlere yönlendirmem gerekiyor. Bu da benim sorumluluğum olsun. Ve arkadaşlar eğer sizden fotoğraf isteniyorsa, oyunuzun fotoğrafı isteniyorsa yapabiliyorsanız Instagram'dan bu filtre vardı ya onu yapın. Ama şöyle yapabilir, sizi baskılayan kişi, oyununuzu göstermeniz yönünde baskılayan kişi mühüre bakmış olabilir. Mühürde tercih yazıyordur. Sizin o Instagram filtresinde evet yazıyordur. Oradan anlayabilir. O kadar zeki olduklarını zannetmiyorum ama yine de hayatınızın falan tehlikeye girmesini istemiyorum. O yüzden bir tek bu tavsiyeyi vermeyeceğim. Ya diyelim gerçekten telefonunuz içeride, almadılar sizden ve oyunuzu kullanıp çekmeniz gerekiyor. Kullanın, fotoğrafını çekin ama sonra atıyorum mührü tekrar basın ya da yırtın bir kenarını, köşesini. Böyle yani benim elimden gelen verebileceğim tavsiye bu. Dediğim gibi mola diye bir şey yok. Yemekler sınıfta bir köşede oturup yeniyor. Az önceki telefon kuralıyla aynı şekilde eğer kimlik bilgileri dikkatli ve doğru bir şekilde karşılaştırılmıyorsa buna da tepki gösterin. Kesinlikle kimliğinde yazan TC kimlik girilecek. O isim soyadı olacak ve karşınızda o kişiyi göreceksiniz. O oy kullanacak. Geçersiz oyları 2 saat orası öyle miydi, burası böyle miydi diye tartışmayın. Vakit kaybetmeyin. Direkt Oy ve Ötesi'nin kitapçığından çıkarın. Orada çok net bir şekilde hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz gözüküyor. Oradaki kuralları görerek oyları karşılaştırabilirsiniz. Geçerli mi, geçersiz mi diye. Hadi acele işte sayalım da eve gidelim. İşte 5 oldu mu? 5 3:30 neyse benim gitmem lazım falan gibi baskılara gelmeyin arkadaşlar. Gerekirse sabaha kadar orada oy sayabilirsiniz. 11-12'ye kadar sürebilir. Bunun bilincinde olun ve kimsenin aceleye getirmesine izin vermeyin. Orada çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Aman eve gideceğim, yatacağım ben falan içgüdüsüyle ne siz hareket edin ne de hareket edenlerin öyle yapmasına izin verin. Hep bütün oylar tek tek düzgün bir şekilde dikkatlice sayılmalı. Aceleye getirenlere fırsat vermeyin. Sandık başkanı oyu tek başına ha tamam geçerli. Bu şekilde yapmasına izin vermeyin. Böyle tutup göstermesi gerekiyor açık ve net bir şekilde herkese. Herkesin görmesi gerekiyor. Orada hatta oy sayımını izlemeye gelen vatandaşın da net bir şekilde görmesi gerekiyor. Sayım işaretleme sürecinde kafanızı karıştırıp hızlı hızlı saymaya çalışan kişileri engelleyin. Telefonla uğraşmayın arkadaşlar. Bu en önemli şey. Lütfen oradaki insanlara odaklanın. Ceren şey dedi mesela. Birkaç kişiden daha bunu duydum. Gerçekten insana çok şey katan, çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi bu müşahitliği yapmış olanlar. Ben henüz yapmadım ama yapmış olanlar ya mutlaka her insanın bir kere hayatında denemesi gerekiyor. İnsanın çok tecrübe katıyor gibi şeyler söylediler. O yüzden siz de orada present olun yani. Hani telefonda saçma sapan Twitter'da, TikTok'ta dolaşmayın. Orada sizin göreviniz oradaki insanları gözlemlemek. Telefondan uzakta olmaya çalışın. Her oyu eşit şekilde savunmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda vicdanınızı dinleyin yani. Bir oyun geçersiz olma kriterine, o oyun kime verildiğine göre bakmayın yani. Belki bazı insanların içinde böyle bir içgüdü oluyordur. Hatta bazıları, bazı kötü niyetli insanlar böyle uyguluyorlardır belki. Ama siz böyle yapmayın. Yapılırsa da itiraz edin lütfen. Bu arada başka bir okulda oy kullanıp sonra başka bir okula müşahit olmaya da gidebilirsiniz. Az önceki anlattığım sistem gibi. Bir şey unutursanız da getirebilecek birileri olduğundan emin olun. Ya da aradığınızda ulaşabileceğiniz birileri olduğundan emin olun o gün. Yani sizin müşahit olduğunuzdan mutlaka haberi olan insanlar olsun. Yalnız kalmayın yani. Bir yardım gerektiğinde mutlaka ulaşabileceğiniz birileri olsun. 4:30 sonrası oyu vatandaş olarak, burada gönüllü müşahit olmayanlar sesleniyorum. Vatandaş olarak görmeye gidebilirsiniz. Kapıdan veya işte sınıfın belli bir yerinden, hani oylara çok müdahale etmeyecek şekilde uzaktan bir biçimde izleyip sürece katılma şansınız oluyor. İtiraz hakkı müşahitlere ait. Sen bir vatandaş olarak mesela burada böyle bir durum var diye müşahite söyleyebilirsin. Müşahit de bunu sandık görevlisine söyleyebilir. Eğer bir şeyin kötü gittiğini düşünüyorsanız, bir şeyin yanlış yapıldığını düşünüyorsanız mutlaka binanızdaki avukata gidin. Şimdi sıra geldi müşahit olamadıysanız ne yapabilirsiniz buna? Burası çok kritik. Öncelikle oy sayımına gidebilirsiniz az önce söylediğim gibi. 5'te kapılar kapandığında gitmeye çalışmayın çünkü bazen sokmayabiliyorlar. Böyle 4:30-4:50 gibi gidebilirsiniz izlemeye. O sayımı sizin de görmeye ve sizin de hatta kendi önünüzde kağıtla çetele tutmaya hakkınız var. Yani herhangi bir resmiyette bu çeteleyi kullanamıyorsunuz tabii ki ama oturup siz de kim ne kadar oy almış bunu sayabiliyorsunuz. Hatta birisi Twitter'da şey dedi. Biz böyle mahalledeki teyzeleri toplayıp oturtuyorduk. Onlar sayıyorlardı falan dedi. Böyle şeyler bile olabilir yani. Genelde daha iç içe olan, daha insanların birbirini tanıdığı yerlerde böyle şeyler oluyor. Güzel bir yöntemmiş bence. Müşahitlerin yalnız hissetmemesini sağlamalısınız. Eğer o gün gerçekten çok önemli bir sebebiniz varsa ve gönüllü olamıyorsanız ve o gün yapacak başka bir şeyiniz yoksa, mesela çalışmıyorsanız atıyorum, gidip onlara moral desteği, bir kolay gelsin, işte bir şeye ihtiyacınız var mı? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Yoruldunuz mu? Falan gibi böyle hal hatır sorabilirsiniz. Moral desteği, yanınızdayız, oylarımız size emanet falan gibi böyle. Umarım çok güzel sonuçlar çıkar falan gibi gaz verici, moral düzeltici şeyler söyleyebilirsiniz. Çünkü bu şikayeti çok aldım. Yani insanlar şey dediler, ben sandıkta tek gönüllüydüm. O kadar yalnız hissettim ki kendimi falan. İşte kimse bir şey söylemedi. İşte zaten kaybettik, orada ağlamak istedim ağlayamadım. Birisi sarılsa çok iyi gelirdi falan gibi şeyler söyleyenler oldu. O yüzden lütfen gönüllüleri yalnız bırakmayın. Bu arada ben bunu anlatıyorum ya, ben mal gibi şöyle düşünüyordum sanki. Her okulda bir sınıf. Oysa ki her okulda bir sınıf ve bir sandık yok. Bir tane okulda bir sürü sandık var yani. Bir sürü sınıf var oy kullanılan. Sınıfları tek tek dolaşıp hepsini nasılsınız, iyi misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı falan gibi şeyler sorabilirsiniz. Eğer termosunuz varsa veya bir şekilde ayarlayabiliyorsanız. Mesela ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Bizim okulun karşısında bir tane benim çok gittiğim ve tanıdığım bir kafe var. Ben o kafeden çay desteği sağlamayı düşünüyorum. Ayarlayabilirsem bunu yapacağım. Çünkü en çok insanlar şunu çok söyledi. Çay, kahve, çay, kahve. 2 kişiden biri ya hiç çay içemedik, kahve içemedik. İnsanlar her gün bunları içtikleri için manyak gibi bağımlı oluyorlar. Kafein var ya bu içeceklerde. O yüzden çaysız kahvesiz böyle insanlar iyice gerginleşmişler. Mesela bir sandıkta öyle dedi. Akşama doğru bir çay geldi. Birisi ayarlayıp çay getirdi. Herkes de rahatla duymuş yumuş oldu. Yani bir bardak çay bile oradaki insanların bütün mizaçlarını, bütün ruh hallerini değiştiriyor. O yüzden ayarlayabiliyorsanız sıcak çay, kahve. Ayarlayamıyorsanız ice tea olur. Soğuk bu Nescafe'ler olur. Red Bull diyeceğim ama ben Ben bu birazcık kıllandırıyor beni çünkü enerji içeceği, şekerli bir şey, ne bileyim sonradan enerji dibe vurursa, uykusu gelirse falan ya da ne bileyim kaka getirir bir şey yapar falan diye çok güvenemedim. Enerji içecekleriyle eğer deneyiminiz yoksa o gün içmenizi tavsiye etmiyorum. Sonra şunu söyleyen çok oldu mesela, pide getirmişler. Pide, herkes pide söylemiş niyeyse. İşte öğlen pide söylendi ama bize verilmedi. Böyle yapanlar da oluyormuş ha. İşte atıyorum sandık gönüllüsü CHP'li ise, CHP'den gönüllü olduysa ona pide vermemek falan. Bir kahve makinesi veya çay makinesini sadece AKP'li müşahitlerin yararlanabilmesi. Bunun gibi şeyler. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Siz vicdanlı, onurlu ve iyi insanlar olun. Pide söylüyorsanız herkese söyleyin. Çay kahve veriyorsanız herkese verin. Evden mesela sandviç, kek, börek, poğaça böyle şeyler yapabilirsiniz. Çok alerjen şeyler kullanmamaya çalışın. Bir de bence çok etli metli de şeyler olmasın. Vejetaryenlere de uygun olsun. Veganlar için çok bir şey söyleyemiyorum çünkü gerçi olur, niye olmasın? Sandviçe peynir koymazsın. Domatesi de zeytin koyarsın. Vegan olur. Bu tarz yani hani şey yapabilirsiniz. Kendiniz evden bir şey, tepsi kek, poğaça, börek, özellikle sayıma yakın. Çünkü öğle yemeği yeniyor belki. İnsanlar belki kendileri de getiriyorlar ki bu birinci turda yemek dağıtılmadığını bilmeyen, kendi de getirmemiş, kantinde olmayan ve açlıktan ölen insanlar olmuş ya. Bütün gün aç durmuşlar mesela, kafayı yemişler. Bir tane halleyle duruyordum falan filan diyen vardı. O yüzden bence öğlen değil de akşam sayıma doğru insanlara böyle şeyler getirirseniz doping gibi olur onlar için. Böyle birden yerler ve böyle şak birden o dikkatleri dağılacak falan filan ya, bilinçleri açılır böyle. Çayı falan verirseniz, çay bulamazsanız ice tea falan, dediğim gibi meyve suyu, bu tarz şeyler götürebilirsiniz. Öğlen ve akşam kolaçan edebilirsiniz. Diyelim öğlen herkes yemeğini yedi, emin oldunuz. Sınıflarda hiçbir eksik, hiçbir sakatlık yok. O zaman tamam, gidin evinize. Yapacağınız her şeyi yapın. Akşama doğru sayım zamanı getirin. Hem sayımı izleyin hem orada insanlara poğaça ikram edin mesela. Sonra hal hatır, dediğim gibi çok önemli. İnsanlarla iletişim kurmak çok önemli. Mesela ben şey yaptım. Oyumu kullandıktan sonra kolay gelsin, teşekkürler falan filan yaptım. Hepsi böyle ha falan oldular yani. O yüzden bence en küçük bir cümleniz bile çok önemli. Geç saatte dönecek kadınlar oluyor. Mesela bir kişi şey yazdı. Ben gün görendeyim ve gece, yani eğer sayım geçe kalırsa gece dönmem gerekecek ve beni gece götürecek kimse yok dedi mesela. Bu tarz semtlerde akşama doğru insanları götürecek kimse olmuyor. Eğer müşahitlik yapmıyorsanız bu tarz şeylere yardımcı olabilirsiniz. Yani arabanız varsa bir yerden bir yere yiyecek götürmek, içecek götürmek de daha kolay olacaktır. Bu desteği de sağlayabilirsiniz mesela. Bunun gibi. Yani kısacası oy sayımında son ana kadar, belki geceye kadar sürecek, geceye kadar orada olup o insanların yalnız bırakmamanız gerekiyor. Çünkü 3.30-4'ten sonra 5'e doğru falan bazı insanlar çok doluşuyormuş ve üstünlük kurmaya çalışan insanlar olabiliyor. O yüzden birbirinizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Şimdi çantamız, ihtiyaç çantası. Bu çantayı bir gün 24 saatlik hatta 1,5 günlük hazırlamamız gerekiyormuş her şeye hazırlıklı olmak için. Ve içinde bulundurmanız gereken şeyleri söylüyorum. Mavi tükenmez kalem. Kalem sanırım çuvallardan çıkıyormuş galiba. Tam bilmiyorum bunu ama yine de yanınızda kalem bulunsun mavi. Bu arada eğer silinebilen kalem falan gibi çakallıklar getiren insanları görürseniz mutlaka uyarın. Hatta gerekirse de tutanak tutun yani. Çünkü böyle bir şey de gördüm Twitter'da dolaşan. Söylentidir, gerçektir bilmiyorum. Salakça bir şey, komplo teorisi bile olabilir ama uyarayım yani. Herkesin aklında bulunsun. Olur mu? Olur. Bir manyak yapar belki yani. Sonra mavi karbon kağıda ihtiyacınız varmış. Karbon kağıt denen şey şöyle bir kağıt oluyor. Arasına o mavi karbon kağıdı koyunca yazıyorsun ve karbon kağıttan bir alt kağıda geçiyor. Yani aslında bu ilkel bir fotokopi yöntemi. Bunu sandık sayımı, ıslak imzalı tutanağı yazarken, işte oy sayısını yazarken kullanacaklar. Bu da galiba çuvallardan çıkıyormuş ama eğer çıkmazsa diye ben yine de size söyleyeyim. Yanınızda bulunsun mavi karbon kağıdı. Sonra zaten yanınıza yiyecek götürmeniz gerekiyor. En azından kendinizi, ne bileyim, kimsenin hiçbir şey getirmeyeceği bir senaryoya hazırlıklı olmanız gerekiyor. Kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor. Çantanızda sandviçiniz, su çok önemli ya. Su, o kadar çok su krizi yaşanmış ki mesela bu birinci turda. Susuz çok kalanlar olmuş. O yüzden suyunuz yanınızda olsun. Yiyeceğiniz sandviçiniz, kuru yemiş, işte protein bar olabilir, tok tutacak şeyler, muz olabilir. Termosunuz varsa kahve, çay, bu tarz şeyleri kendiniz getirebilirsiniz. Peçeteniz olsun, ıslak mendiliniz olsun, kolonyanız, dezenfektanınız olsun. Bazen elinizi yıkamaya bile gitmeyeceksiniz çünkü. Büyük ihtimalle. Bazen sıralar pis olabiliyor falan. Islak mendil ve kolonya bu noktada çok işe yarar. Sonra tuvalete gitmeniz gerekiyorsa belki okul tuvaletleri çok kötü olabilir. Sabun götürmeniz gerekebilir. Sabun, tuvalet kağıdı, ya peçete bol bol yanınızda bulunsun böyle şeyler. Şu ihtimale bile hazırlıklı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Diyelim zarfı açarken zarf açacağıyla elini kestin. Yara bandı. Yara bandı şart. Yanınızda bulunsun. Ağrı kesici. Diyelim başınız çok ağrıdı bütün gün. İnsanları şey yapmaktan. Ağrı kesiciniz olması gerekiyor. Zaten kitapçık, genelge bunlar cebinizde duracak yani. En önemli şey powerbank. Powerbanksiz asla olmaz arkadaşlar. Çünkü şarj aletini götürürsünüz. Atıyorum prize uzaksınızdır veya priz çalışmıyordur. Göt gibi kalırsınız. Hatta Burcu şey dedi. Ben birkaç tane telefon götürmüştüm. Ablamın telefonunu falan da götürdüm dedi. Olabildiğince yani evde toplayabil varsa evde powerbank, yoksa da evde toplayabildiğiniz kişilerin telefonları. Olabildiğince hazırlıklı gitmeniz gerekiyor bu noktada. Çünkü elektrik kesilebiliyor. Bir sürü şey olabiliyor. Aksilik olabiliyor falan. Fener de götürmenizi tavsiye etti. Telefonun ışığı değil de gayet böyle ayrı kendi başına bir fener götürebilirsiniz dedi. Şarj aleti de götürün tabii. Çölyaksanız, vegansanız, vejetaryansanız az önce de söylemiştim. Buna uygun abur cuburlar, kraker olsun, ayran olsun mesela, tansiyonunuz, şekeriniz falan varsa bunları dengeleyecek şeyler olsun. Yani hastalıklarınıza uygun şeyler olsun. Alerjiniz varsa mesela benim toz alerjim var. Orada diyelim hapşırık krizi tuttu. Ne yapacağım? Böyle şeyler başımıza gelebilir. Diyelim yer fıstığına alerjim var. Yer fıstıklı bir şey ikram etti birisi. Birden öyle bir hassasiyetin olabilir falan. Bunlara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Her türlü hastalığınıza, her türlü sağlık probleminize karşı. Mesela bel fıtığınız var, basurunuz var, başka bir şeyiniz var. Minderli bir yere oturmanız gerekiyor. Minder almanız gerekiyor. Sonra alerjiniz varsa alerji ilacınızı almanız gerekiyor. Regliseniz veya regl olma ihtimaliniz varsa, hatta bence hep taşın yanınızda. Belki oradaki başka bir regl olabilir. Mutlaka ped ve iç çamaşırı, yedek iç çamaşırı olsun çantanızda, kızlara söylüyorum. Çetele. Kimisi telefondan, online uygulamalardan çetele tutuyor ama ben kalem kağıda daha çok güveniyorum bu noktada. Oy ve Ötesi'nin çetele şeyleri, çıktıları var mı bilmiyorum ama mutlaka bu çeteleleri arkadaşlar önceden ulaşın ve çıktısını alın. Yapabiliyorsanız kurumla iletişime geçin mesela, Oy ve Ötesi'yle veya Türkiye Gönüllüleri'yle. İşte çeteleyi nereden temin edebiliriz sorun. Çetele olması gerekiyormuş. A4 kağıdı da olması gerekiyor çünkü çeteleyi ona tutabilirsiniz. Başka şeyler için, tutanak için, dilekçe için lazım olabilir. Mutlaka bir sürü A4 kağıdı, yani kocaman bir sırt çantasıyla gelseniz çok iyi olur aslında. Sonra şunların hangileri çuvaldan çıkıyor, hangileri sandık görevlerinde veya sandık başkanlarında var, hangileri yok bunu bilemedim. Ama bunlar da Twitter'da çok önerildiği için bunları da söylüyorum. Makas, çakmak, zarf açacağı, tasarip ve bu ıslak bir şey var ya hani, hep memurların masasında oluyor, parmak ıslatıcı, sünger. Ondan bulunsa, ya bunlar çok ekstrem şeyler ama dediğim gibi eğer yapabiliyorsanız bunlar da yanınızda olsa hiç fena olmaz. Bu hasırip bağlamak içinmiş herhalde çuvalları. Sonra çakmak, bazı durumlarda bir tane içinden çıkarıp yakıyormuşsunuz. Eğer sayımda fazla mı çıkarsa az mı çıkarsa onu tam net bilmiyorum. Ama bir tane içinden temsili olarak oy seçilip yakılıyormuş mesela. Onun için lazım olabilir çakmak. Ben bu kadarını alamam kardeşim, bana ne, onu da sandık kurulu halletsin falan diyor olabilirsiniz. Ama ben hani burada size tamamen eksiksiz bir sırt çantası sunuyorum. Siz ne kadarını almak istiyorsanız o kadarını alın tabii ki. Bunlar bana gelen bilgiler, sizle paylaşmak istedim. Son olarak solüsyon ve lens kabı. Ben eminim bunu yapardım. Güneş kremi sürdüğüm zaman bazen gözüm kaşınıyor. Lensimi böyle kaşıyorum. Güneş kremi içine kaçıyor ve o zaman dayanılmaz bir acıyla ve yangıyla. Dayanılmaz bir acı değil ama böyle lens gözünüzde ikiye katlanıyor kaşıyınca ve göz kapağınızın içine kaçıyor falan. Böyle durumlar için mutlaka solüsyonunuzun yanında olması gerekiyor. Solüsyon yoksa abi siz o lensi çıkarın, çöpe atın yani, öyle söyleyeyim. Suyla falan bir yere kadar, çünkü solüsyon mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Ellerinizin de temiz olması gerekiyor ya. O yüzden hem lensi hem de göz görüş kabiliyetinizi kaybetmemek için. Çünkü ihtiyacınız olacak orada gözlüğe veya lense. Yani lense alışık olanlar lens taksın ama ben mutlaka, benim gibi biyseniz mesela, mutlaka kaşırım gözümü, elime yüzüme bulaştırırım. Orada kesin gözümle oynarım falan diyorsanız direkt gözlükle gidin, bence daha iyi. Hatta yedek gözünüz de olsun yanınızda. Ama lens takacağım diyorsanız mutlaka solüsyonunuzu ve lens kabınızı da götürün arkadaşlar. Hiç belli olmuyor ne olacağı. Bir anda gözünüzü kaşıyorsunuz, löp önünüze düşüyor. Bir göz görüyor, bir göz görmüyor. Nasıl müşahitlik yapacaksınız? İmkansız olur yani. O yüzden mutlaka solüsyonunuzu da yanınıza götürün. Bunu özel olarak uyarmak istedim bu konuda size. Çünkü kendimden biliyorum. Evet, benim söyleyeceklerim kısaca bunlar. Dediğim gibi gereken bütün linkleri aşağıya koyacağım. Oy ve Ötesi'nin bilgilendirme videolarını, eğitim setini, 135 sayılı genelgeyi, sandık müşahidi el kitabını, dilekçe örneklerini, bunların hepsinin linklerini tek tek koyacağım. Birkaç tane yararlandığım videonun da linkini koyacağım. Bunu aşağıdan hepsine ulaşabilirsiniz. Benim vermediğim daha teknik, Oy ve Ötesi'nin kendi sandık müşahitlerine verdiği müşahit eğitimine dair teknik bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. Ben sadece size işin ayrıntısını, o gün ne gibi şeylere ihtiyacınız olabilir, ne gibi şeyler oluyor, neler beklemelisiniz, bunu anlatmak istediğim bir video yapmak istedim. Twitter'dan bana sorduğum soruya cevap veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldu gerçekten sizin deneyimleriniz. Mesela bir tane benden bayağı büyük bir kadın dedi ki, simit ve kurabiye getirebilir misiniz, sayıma doğru çok acıkmış oluyoruz dedi. Ben bunu hiç düşünmemiştim mesela. Sayıma doğru acıkabilecekleri hiç aklıma bile gelmemişti bu ihtimal. Yani herkes tek tek orada bütün deneyimlerini yazdı. Alıntılayarak böyle bayağı kendi o günkü deneyimlerini, bütün gününü paylaşanlar. O kadar çok şey öğrendim ki şu anda hiç müşahit olmadığım halde sanki müşahitlik yapmış gibi hissediyorum. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz olmasanız bu videoyu araştırmak çok zor olacaktı gerçekten, bu bilgileri bulmak. Öyle, umarım eksik veya yanlış bir bilgi vermemişimdir. Eğer verdiysem lütfen beni düzeltin. Yorumlarda sabitlerim hepsini toparlayıp. Ama çok öyle hani kötü, riskli, yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Eklemek istediğiniz şeyler olursa da lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar, yalnız değiliz. Bu arada 18, 19, 20 bu yaşlarda, üniversite yaşlarında olup da gönüllü olanlar, siz var ya bir tanesiniz gerçekten. Yani ben kendi zamanımı düşünüyorum. Asla böyle şeyler düşünmezdim. Bu kadar genç yaşı olup da elini taşın altına koyan, gerçekten beni çok duygulandırıyorsunuz. Bu kadar cesur olan. Gerçekten ben dururum orada. Gözlemlerim. Vatandaşlık görevimi yaparım. Kötü bir şey yapmaya çalışan olursa da giderim, şikayet ederim. Bunun sorumluluğunu da alırım. Yani bu yaş bence çok genç bir yaş bunu yapmak için ve cesaretinizden dolayı sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ya ben inanmak istiyorum. Çok çok ümitliyim hala. Hiçbir şey belli olmaz bu arada arkadaşlar. Ha. Çünkü ilk kez bu kadar fazla müşahit başvurusu yapılıyor. Eğer ya uyudum gelemedim falan diye yan çizmeler olmazsa ve herkes örgütlü bir şekilde gerçekten sahip çıkarsa sandıklara, oylarımıza gerçekten geceye kadar sahip çıkarsak belki de bir şeyleri değiştirebiliriz. Yani ben buna inanıyorum, inanmak istiyorum, çok ümit ediyorum. Belki geçen haftaki kadar böyle aa falan işte çok heyecanlıyız da kazanacağız falan modunda değilim ama şu anda çok kritik bir zamandayız ve bizim yaptığımız her şey, attığımız her adım etkileyebilir sonucu. Bunun bilincinde olarak elimizden geleni yapacağız. Yani ben kişisel olarak elimden geleni yapacağım. Umarım hepimiz için çok güzel olur. Hepimiz için en iyisi olur. Ümit ediyorum, ümit etmek istiyorum ki emeklerimizin karşılığını alabiliriz. Bir sonraki videoya böyle çok farklı bir şekilde çıkabilirim. Çıkamazsam da onu o zaman konuşuruz. Ama şu an için ümit etmek istiyorum. Her şey çok güzel olsun diye dileyerek bu videoyu kapatmak istiyorum. Stres yapmayın, sakin olun. Ben bunu söylüyorum. Ben kendim de stresliyim ama bana uymayın. Kendinize iyi davranın ve yalnız olmadığınızı, hep beraber birlikte bu işin içinde olduğumuzu unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.